بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله عز وجل ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم Allahü Teala Neml suresinin 40. ayetinde şöyle buyuruyor. Kim şükrederse o ancak kendi nefsi için şükretmiştir. Ve kim inkar eder, küfre saparsa şüphesiz benim Rabbim müstağnidir, kerimdir. Bu ayet Hz. Süleyman'ın Belkıs'ın tahtını getirecek kimdir sorusuna cevap veren ve kitaptan ilme sahip bir kimsenin ben bir gözünü açıp kapatana kadar ben onu getiririm demesinin karşısında ve Belkıs'ın tahtını karşısında gördüğünde kendini sınanmış kimselerden görüyor Hazreti Süleyman. Bu olayı anlatırken Rabbim beni acaba şükredenlerden miyim, ...yoksa inkar edenlerden miyim diye sına sınandığımı hissediyorum. Ve sonunda bu ayeti okuyor Hazreti Süleyman. Bizim de bugünkü konumuz şükür ve kanaat. İnsanın iş dünyasında ruhsal yapısında hikmetin oluşması ve güçlenmesi için... ...aynı zamanda insanın kendine karşı ve toplum içindeki yerini kavraması açısından ve nihayetinde yaratıcı ile olan ilişkisini anlayabilmesi ve ona uygun davranabilmesi için nimet kavramını tanımlaması ve bunun akabinde gelen sonuçlarını e, derk etmesi gerekir. Çünkü şükür ve kanaat konusu genelde insanların zihninde nimetle ilişkilendirilir. Nimet nedir? Nimet iyi hal ve durum demektir kelime anlamıyla. Geniş anlamda ise insanın hem ruhsal ihtiyaçlarını hem de fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması için gerekli olan bütün araç ve vesilelerdir. Bu vesilelerle insan rahata, feraha ve saadete ulaşır. İşte bu vesilelerin tamamına nimet denilir. İnsan nimet kavramını e, zihninde tartıp ölçerken gerçek anlamda kendisi için ne mana ifade ettiğini anlamaya çalıştığında hem fiziksel yapısında hem de ruhsal yapısında onun hayatının devamlılığı için, onun rahatlığı ve ferahlığı için gerekli olan bütün şeylerin kendisine ait olmadığını görür. Yani fiziksel anlamda ne gören bu gözümüz, ne işiten kulağımız, aldığımız nefes, konuşan dilimiz, yediğimiz, içtiğimiz, dinlenmek için başımızı koyduğumuz yastık, ev, araba, mal, mülk, para, ve bunun yanı sıra ruhsal ihtiyaçlarımızdan sayılan gönül rahatlığı, huzur, saadet gibi kavramlar bizim kendi irade ve isteğimizin dışında hem ihtiyacımız olarak karar kılınmış hem de sonuç hedef olarak bizim sonuç ve hedefimiz olarak karar kılınmıştır. Bu anlamda insan en azından fiziksel açıdan yani fiziksel beden bedensel açıdan ne e, kendi kendini yaratmıştır. Ne bu ihtiyaçları kendi kendine gidermektedir. Ne de bedeni üzerinde fiziksel yapısı üzerinde tam bir hakimiyet kurmuştur. Nimet konusuna ele aldığımızda genelde bizim zihnimize Çokluk ve azlık gibi iki kavram gelir. Yani bir insan onun için bir şeyin nimet olup olmadığını anlaması için onu çokluk ve azlık terazisine koyar. Parası çoksa nimeti vardır. Elbisesi çoksa nimeti vardır. Evi çoksa, malı mülkü çoksa nimeti vardır. Eğer azsa nimetten yoksundur. Böyle bir düşünce insanı aslında maddeleşmeye götürür. Çünkü bu iki kavram çokluk ve azlık kavramları göreceli kavramlardır. Çokluk kişiden kişiye göre değişir. Birisi için örneğin 100 lira çok bir parayken birisi için az bir paradır. Bir değer taşımaz mesela. Çok basit bir örnek. Bunu diğer e, saydığımız bütün örneklerle de ilişkilendirebiliriz. Bu iki kavram göreceli olmasına rağmen eğer insan bunlara asilmiş gibi davranırsa, asil olarak görürse yavaş yavaş iç dünyasında e, maddeleşmeye ve onun cevheri olan ruhsal ihtiyaçlarını görmemeye başlar tamamen fiziksel ihtiyaçlarına odaklandığı için onun gerçek boyutu olan ruhani yani manevi boyutundan mahrum kalır. Ya ilah manevi boyutundan mahrum kaldığı için de ya şehevi anlamda maddi ihtiyaçlarını gidermeye çalışır ya da zihninde kendi oluşturduğu kavramlardan beslediği arzulara beslediği emellere kavuşmaya çalışır. Böyle bir insan onda var olan ve ona verilmiş olan şeylerle artık yetinmez, bu el, elinde var olan şeyleri kendisi için kâfi görmez. Çünkü onun ruhsal yapısı sonsuz bir güce sahip olduğundan aynı zamanda şehevvi istekleri de yani nefsani arzuları da bir o kadar sonsuzdur. Ve insan bunun peşinden gitmeye kalkar. Bunun neticesinde insan aslında e, daha çok ameli boyutunda değil de inançsal boyutta sorunlar yaşıyor demektir. Çünkü insan böyle bir hırsa, dünya sevgisine, çokluk kavramının içine böyle bir girdaba düştüğü zaman manevi yönüyle, mana yönüyle irtibatını zayıflatıyor demektir. Manevi yönüyle irtibatını zayıflatmasının nedeni ise onu yaratanı tanımamasından kaynaklanır. İnsan eğer bilse ki o zikredilmeye layık bir şey değilken bile ona değer verip yaratan, yarattıktan sonra da onun ne gibi şeylere ihtiyacı var? Onun yücelmesi için hangi vesileler lazım? Benim onu onun hedefi olarak koyduğum yere ulaşması için neleri elde etmesi gerekiyor gibi şeyleri yaratanının düşünmediğini düşünür insan. Yani Allah'ın insan üzerindeki ilim ve hikmetini sorgulamaya başlar. Aslında Allah insan yokken zikredilmeye layık bir şey değilken bile ona karşı, onun varlığına karşı tam bir ilim sahibidir. Onu yarattığında da böyledir. Hayatını devam ettirmesinde de böyledir. An be an gözetir, an be an kollar muhafaza eder onun için gerekli vesileleri istediği yere koyar ve insanın ona ulaşmasını ister çünkü ona ulaşacak kapasite ve gücü de vermiştir bunun yanı sıra böyle inançsal bir sorunun yanı sıra ilim ve hikmet anlamında yaratıcısına olan inancında zayıflık taşıdığı için güven ve itimat sorunu da yaşamaya başlar. Çokluk ve azlık kavramlarına düşkün bir insan, Rabbinin yaratıcısının artık ona düşünmediğini, ona dua ettiğinde veya namaz kıldığında veya bir hacetini istediğinde veya bir şeyleri arzuladığında elde edemediğinden o anlık, o anlık elde edemediğinden güven ve itimadını gittikçe zayıflatır. Bir üçüncü sorun ise insan yaşadığı bu dünyada sınanma ve imtihan için geldiğini unutur. Yani insan bu dünyada belli merhalelerden geçmeli, belli sorunlarla karşılaşmalı, musibetlerle karşılaşmalı. Buna göre ne tür davranışlar sergileyecek? Bunlar Allah'ın koyduğu insanın yücelmesi ve istediği hedefe ulaşması için koyduğu bazı engeller insanla arasında ne yazık ki sorun oluşturuyor burada. Yani insan bir imtihan içinde, bir sınav içinde olduğunu unutuyor. Unutmasa da böyle bir imtihana gücü yetmezmiş gibi davranmaya başlıyor. Halbuki insan bu üç sorunu yaşayana kadar süre gelen hayatta bu kargaşanın içinde bir an olsa kendini sıyırsa ve kendisiyle baş başa kalsa ve tefekküre dansa kendi üç dünyasına dönse orada yaratıcısını bulacak. Onu ne için ve ne üzere yarattığını bulacak. Acaba onda bazı yetenekleri, kapasiteyi, nimeti, vesileleri ve araçları karar kılıp kılmadığını bulacak. Bunlara ulaştıktan sonra yavaş yavaş onda şükretme isteği doğacak. Çünkü verilen herhangi bir şey karşısında karşı tarafa ikinci bir şahıs veren kişiye teşekkür etme ve ona saygı duyma ihtiyacı görür kendisinde. Şükretmek mana açısından da böyledir. Yani insanın bir şey karşılığında teşekkür etmesi, bir şey verene karşı kalbi, dili ve davranışlarıyla e, saygı ve hürmetini sunmasıdır. Bu anlamda şükretmeye başlayan insan sahip olduklarıyla da yetinmeye başlar, sahip olduklarıyla razı olmaya, hoşnut olmaya başlar. Bu ise onda kanaat gibi değerli bir e, cevheri oluşturur. Daha önce de bahsetmiştik. Bizim bazı düşünce ve davranışlarımız silsile icabı yani zincirleme gibi ardı ardına sıralı davranışlardır. Yani bir davranışı sergilememiz başka bir davranışa neden olur. Bu anlamda İmam Sadık aleyhisselam insandaki e, kanaatsizlik ve inkar, tamah gibi nedenlerin tamamını hırs ve dünya sevgisine bağlıyor. Yani içinde dünya sevgisi olan insan bu sevgiden kaynaklanan hırs gösterir. Hırslı olan insan ise iki şeyden mahrum kalır ve neticesinde de iki şeyi de elden verir. Birincisi insanı kanaatten mahrum bırakır. İmam Sadık Aleyhisselam'ın hadisi şöyle. Hırs insanı iki şeyden mahrum bırakır ve neticesinde iki şeyi de ondan alır götürür. Birincisi insanı kanaatten mahrum bırakır. Bunun neticesinde de ruhsal huzurunu ondan alır. Hırs insanda kanaat duygusunu ortadan kaldırdığı gibi onda var olan içsel huzuru, ruhsal huzuru da elinden alır. İkincisi ise elinde olanla hoşnut ve razı olmayı alır ondan bunun neticesinde ise düşmanlık ve kibir getirir hadisin e, tamamından anlayacağımız şey bizim davranış ve düşüncelerimiz birbirini etkileyen tetikleyen şeylerdir temel anlamda insan kendi iş dünyasına dönüp kendini sorgulamaya başladığında kendini düzeltmeye kalkıştığında yetiştirmek için kendini düzeltmek ve yetiştirmek için yaratıcısıyla olan ilişkilerini düzeltmek için ve e, aynı zamanda içinde yaşadığı toplumda yakın etrafıyla, ailesiyle, çevresiyle ve toplum içinde e, gerçek ve olgun bir makamda bulunabilmesi için ilk önce nimeti kavraması ve bunun ardından da şükür ve kanaat gibi iki değerli cevhere sahip olması gerekir. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. İnşallah sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet kalın, selametle kalın. Elhamdülillah جل في سلطانه وعظم في أركانه